Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerin sevdiği içeriklerden bir tane Kore'de hıçkırık tuttu. Kusura bakmayın. 1100 puan Koreli oyuncu analizi var. 1100 puan. Yani bakın sadece kaç maçla. Zaten bunu önceden söylemiştik. Nidali oynuyor bu oyuncu biliyorsunuz ki. Nidali ile mızrakları pıt pıt kamplara tutturamayan oyuncu. Şimdi güzel bir maçını tekrar bulduk analiz edeceğiz. Hıçkırık için kusuruma bakmayın. Video yetişsin diye böyle bir şey yapıyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Şunu da söyleyeceğim. Sizden rica beni desteklemek isteyen bir sürü insan oluyor. Yani varsa eğer, bak varsa eğer videoya like atıp abone olup ayrıca Instagram'dan da takip eder, ederse sevinirim. Yani bu kadar. Ben istemiyorum. Sizin nezlinize bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Hıçkırık. Selamun Aleyküm. Maça geçelim. Şimdi oyuncumuz Meta'nın önde gelen şampiyonlarından birini oynuyor. Diana oynuyor ve Yasuo'su ile beraber. Yasuo Diana biliyorsunuz ki çok güçlü. O yüzden bunu görür görmez analiz etmek istedim ve şimdi maç ortada bir maç arkadaşlar. İki tarafında yani direkt böyle şey bir maç değil dışarıdan bakıldığında. Tabi maç esnasında ne olacak bilmiyorum. Şimdi Diana ile bu arada Q açmış. W açanlar var Diana ile hala. Q açmanızı öneriyorum. Çünkü W açtığınızda arkadaşlar bekleme süresi çok fazla olduğu için pasifinizi kullanamayabiliyorsunuz. Q her türlü daha iyi. Bir de ekstra hasar zaten Diana herhangi bir şekilde yani şu an orman dönen neredeyse hiçbir şampiyon. Orman dönerken sıkıntı yaşamıyor arkadaşlar. Bu arada ince detay hem mavinin yan tarafına geçti maviden Q attı hem grompa tuttu hem de maviye tutturdu bakın canı fullendi bile direkt smite'ını attı bu arada Yasuo birinci seviyede Renekton'u öldürdü bu biraz garip işte Evet gördüğünüz gibi neredeyse hani canı hani çok düşmeden zaten smite da gelecek birazdan falan filan canı çok düşmeden orman kamplarını rahat bir şekilde dönüyor. Daha potları da duruyor onu da söyleyelim. Hemen kuşlara attı. Atladı W'sunu da bastı. Bak hemen skill'ler bekleme süresindeyken bekliyor. Ve burada mesela o bak bu çok iyi. Kuşları şey yaparken yalnız bir tanesi kaldı galiba. Dur bakayım almamış. Bayağı iyi döndü ormanı. Gördüğünüz gibi kuşları şuraya çekti. Kırmızıyı attı Q'sunu ve oraya sekti. Bayağı iyi bir mantıktı bence. Çok erken bir tüm kampların dönüş olacak. Bakın Zek daha burayı dönüyor. Golemi duruyor. Yani tüm kampların dönmüş oldu Diana. Buraya smite'ını da attı. Şu an smite olmayacak orman kampı için. Yani şey skatıl için. O biraz sıkıntı Diana ile öldürmesi zor. Ve... Dördüncü seviye direkt dakika 3.15'te neredeyse direkt 4. seviye olmuş oldu. Şimdi rakip takımın alt koridora geldiğini biliyor büyük ihtimal. Renekton da geçirmeyecek. Double scuttle yapacak büyük ihtimal rakip ormancı. Ezreal rakan alt koridoru şöyle bir dövdü ama yani şu an Diana için iyi bir şey değil. Bakın Zaten Yan priyengeci yengeci kaptırdığını biliyor Diana. Burada takım arkadaşlarının koridoru ittirmesini yardım ediyor. Neden? Çünkü şu an buraya gidemiyor. Renekton yolda sıkıştırdı. O yüzden direkt orman kampı zaten haritada yok. O yüzden alt koridora yardım ediyor mesela. bunlar ufak ama iyi detaylar. Yapabileceği hiçbir şey yokken alt koridorda size göre zaman kaybetmiş gibi gözüken Diana aslında zaman kaybetmiyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu unutmayın. Bu arada Futures Market girmiş ürünlerden de bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Az önce gelen altın olayından dolayı gördüm. Bu arada 1050'lik eşyayı aldı bile. Şu an bayağı bir güçlü. Orta koridora şöyle koridordan bir baskın yapmaya çalışıyor ama. Bir dakika. Sıçrası varmış Renekton'un. Oradan sıçra atıp oradan kurtuluyor. Yalnız orada Yasuo direkt tek giyecek. Hmm, bu kötü. Bayağı kötü bu. Bence çok saçmaydı bu. Oo. Bas W. Geldi W. Güzel. Rakan yok mu bir şeyler? Hmm. Of 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 of. Zek'le Renekton burayı direkt yok etti. Ama bence Yasuo biraz kötü oynadı burayı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada bakayım Gwen ne yapıyor? Gwen de öldü. Gwen de öldü. Genji lonely. Genji lonely he. Etti yana hayata gözlerini açtı. Orman kamplarını dönmeye tekrar başlıyor. Şimdi Diana şunu sakın unutmayın. 6. seviyeye kadar evet dövüşürken güçlü gibi gözükebilirsiniz. Ama aslında sizden çok daha güçlü şampiyonlar var. Trundle sizi yakalarsa öldürebilir. Viego öldürebilir stanı tutturursa. Lee Sin sizi öldürebilir. Olaf sizi öldürür. Yani çok fazla sizi öldürebilen şampiyon var. Zinza sizi öldürebilir. Yani o yüzden 6. seviye ile beraber takım arkadaşlarınızla oynamanız sizin için daha iyi ve burada orman kamplarını hani rotasyonunda bir üst koridora baskın yaptı. Bu, bu baskını ben tüm orman ormanları anlatırken size söylüyorum. İşte adam Gromp'una falan alıyor. Bakıyor üst koridorda kötü bir durumda rakip var. Hemen oraya baskın atıyor. Şu an Zek'in rakibin kuşlarına girmesi lazım. Diana'nın bir şey kaybetmesi lazım. Bakın Zek de gidiyor oraya ama Yasuo'yu kurtarmak için gidiyor büyük ihtimal. Yasuo oradan çıktı. Zek orada kuşları alamamış oldu. Bu Diana için güzel bir olay. Orta koridora şöyle bir gidiyor. Ultisi var yalnız Diana'nın. Şu an burayı yenerler. O kadar da değil. Renek Renekton abartma reis yani. Tamam hani eyvallah güçlüsün Renektonsun Zek'sin falan ama o kadar da değil. Oo o da mı öldü? Smite'ı da var. Vallahi onu da öldürdüler. oy 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 oy. Şu an işte bakın şu an çok büyük sıkıntı. Şimdi Diana hemen bakın kendi orman kamplarına gidecekken birden fark ediyor ki Yampiri yengeç var. Hemen Yampiri yengece gidiyor. Burada rakip ormana gidebilirdi. Yampiri yoksa rakip kuşlara şöyle bir bakabilirdi. O da bir hani ihtimaller dahilindeydi. Ama burada 7. seviyeyi olmuş oldu ve farm olarak da bir tık önde. Evet burada Blue Board bu alt koridor kamplarına bayağıdır gitmiyor. Onu da dipnot olarak söylemek istiyorum ama gittiği yerlerden skor çıkarttığı için çok da problem olmuyor açıkçası. Rakamla beraber evet bak en önemli şeye geldik. Arkadaşlar lütfen destek oynuyorsanız ve hormon oynuyorsanız duonuz varsa vesaire varsa bu şekilde Beraber gezin. Gerçekten inanılmaz önemli. Destekle ormancı beraberken çok güçlü. Mesela sallıyorum. Siz Zinza'sunuz. Desteğiniz Natulius Leona. Natulius ve Leona'nın tuttuğu bir şampiyonu Zinza direkt tekliyor. Olaf için aynısı geçerli. Lee için aynısı geçerli. Diana için yani. Cidden bunu kesinlikle yapın. Cidden önemli yani. Bu arada şu an işte bak. Şimdi oyunda fark açılan yere geldik. Bak Diana skorları alırken Zek kamplarını alamadı tamam mı? O yüzden de direkt dediğim gibi Asıl farkı oluşturan şey o yalnız Diana Yasuo kombosu burada geldi. Oy direkt bakın hiç Q hani orada Q atmadı değil mi? Bakayım. Hani Q'su yok zaten. Bak bu tarz durumlarda Q'nuz olsa bile bazı durumlarda Q atmayın. Bakın Q varmış zaten. Atmıyor milisaniyeyle falan geliyor ama atmamak önemli. Zaten kesecekseniz direk E ulti basın ya Soul ultisini bassın rakibi öldürün arkadaşlar. Bu da önemli bir durum. Burada Kayı yalnız, orada kuleye ölecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Diana bakın golemleri alacaktı. Burada fırsat yakaladı. Neden? Zaten bunlar diyor ölecek. Ben diyor bunları bizim adamlar kaçırmadan diyor. Ben diyor alabildiğimi alayım. Çok alamadı ama. Evet, şimdi Az önce anlattığım şeye geleceğim. Şimdi Diana birkaç skor kovaladı değil mi? Ve buradan bir şeyler çık çıkartamadığı da oldu. Ama gün sonunda, gün sonuna baktığımız zaman dakika 9'da bu adam 3-1-3 oynuyor. Ve farmı da çok iyi fark ettiyseniz. Bunun bir sebebi de işte üst koridor kamplarını Diana alıp hareket ediyor ya. Zekin. Diana'nın ormanına girmesi lazım. Ama bu sefer Diana ne yapacak biliyor musunuz? Totem motem olduğu zaman zeki görürse. Diyecek ki he o zaman da diyor ben üst koridoru zaten kestim alamet alayım diyecek. Mesela. Ya bunlar önemli detaylar haberiniz olsun. Yani ormanda açılan fark böyle açılıyor. Veya hani ormanda bir fark yaratmak istiyorsanız siz baskın atıp hani kampları dönüp baskın atacaksın. Hep aklında karşı ormana girerse adam ne yaparım falan filan böyle şeylerin olması lazım. Yalnız ultisi geldi ah. Ah ulti patlamadı. Yalnız Gwen orada öldürecek mi Camille'i? Onu, onu da öldürdü onu da öldürdü. Çünkü, Ay Zek de iyi vuruyor yalnız ha. Burası garip bir fight'tı. Diana ultisi patlamadı. Diana ultisi patlamadı diye sıkıntı yaşadılar. Şimdi ormanda iki seviyelik bir fark var. Ve farmda çok önde Diana. Zaten şimdi Diana ile şöyle bir durum var. Bu çok önemli bir şey bence. Bu çoğu şampiyonda oluyor. Diana mesela uzayan oyunda geri düşmüyor. Bir. Diana orta oyunda geri düşmüyor 2. Diana orman kamplarını yani oyun uzadıkça neredeyse en hızlı dönen şampiyon. O yüzden Diana ile sürekli kampları döndüğünüz zaman her zaman karşı ormandan bir tık daha öne geçiyorsunuz. Bunu da hani hatırlatmak istiyorum sizlere haberiniz olsun. Burada bu arada Yasuo ile beraber oynamaları lazım full. Hani kesinlikle. Rakan da geliyor orta koridora yine. Gayet mantıklı bir biçimde. Yalnız Zeki görüyor mu? Görmüyor. Oo Diana kötü pozisyonda kaldı. Oha ne kadar çok vurdu lan Zeki. Oy 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 Rakan. Yalnız burayı kazandılar ha. Yasuo ya soya vuruyorlar. Diana orayı vuracak baya. Aa. Oy. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi oynadılar ha. 3 kişi 4 kişi kestiler. Ciddi söylüyorum bayağı iyi oynadılar. Diana'nın sıçrası çok iyiydi. Komboyu Diana'ya atsaydı rakip sıkıntı olacaktı. Diana'nın sıçrası bayağı iyiydi ve buradan da hem savaşı kazandılar hem de burada alameti alacaklar. Bu da yani bu alameti bir yere açıp kuleyi falan alırsa zaten altın farkına bir bakayım ormancılar arası. 6100'e 4900. Bu arada bu adam Kore'de bak. Kore sunucusunda 1100 puanda oynuyor bu adam. Bak bunu unutmayın. Yani karşısındaki adamlar öyle dandik dundik hani gold adamlar değil. Kore'de challenger adamlar yani. Onu da söyleyelim. Orta koridora gidiyor. Üst koridor büyük en iyi alamet açılacak yer şu an mantıken baktığınızda. Yampiri yengeç çıkıyor. Bu yampiriyi vermek istemiyordur rakibe. Bak. Yampirleri kovalıyor adam farkındaysanız. Yani ormanda öyle random random gezmiyor. O yampirleri almak çok önemli. Emin olabilirsiniz yani rakibe vermemek diyeyim. Almak demeyeyim de. o zek içeri girdi. Direkt Yasuo'dan bir ulti geldi. Hani Diana Yasuo kombosu. Burada iş yapıyor. O yalnız ışından geldi Kamil'den. Ya yes, öldü. Aha Zek ne yapıyor? Oy Galio da geldi. Neler oluyor oğlum? Orada bunlar hep eksik. Gwen hiç gelmiyor. Farkında mısınız? Gwen hiç gelmiyor abi. Kamil hep geliyor buraya. Gwen hiç gel gelmiyor. Bu hiç hoş değil. Yalnız Gwen Renekton kapışmasını görüyoruz. Renekton fena trolledi burayı. Hani o Renekton o tiple o nasıl kesmeyi düşünüyor anlamadım. Bu arada bakın üst koridor farkı şu an mesela Gwen koridorunda çok eziyor. Kamil sürekli takım arkadaşlarına yardım ediyor. Ona rağmen Diana ile Yasuo bayağı bir üstün. Yani o da gelmese emin olun bu oyun çok kolay bir şekilde bitecektir. 4-3-7'lik bir skoru var ve alt koridorda da sıkıntı yaşıyorlar. Ezreal geride falan. Yani şu an aslında bayağı sıkıntılı bir maç. Taşırsa bak o altın farkı direkt aynı. Bayağı güzel bir maç. Şimdi Diana bakın yan koridora gitti Yasuo. Yasuo'nun arkasında duruyor. Açtı lensini. Bu çok önemli. Renekton'un yaptığı da çok önemli. Ne yapıyor? Kayacılar alıyor. Çünkü rakip ormancı gelip Yasuo'nun tarafı strong side şu an. Gwen tarafı hani Gwen tarafı da olabilir ama Yasuo Diana varken olmaz. Yasuo Diana çok güçlü çünkü. Burada rakibin güçlü olan saydı yani güçlü olan yan koridorundaki golemi, grompu bir şeyleri takım arkadaşlarınızın veya sizin almanız problem değil. Çünkü rakibin almasındansa sizin almanız her zaman daha iyi arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Yalnız orada Oy Kaysa'ya bakın Q tutturmadan gitti farkındaysanız hiç gerek yok çünkü Q tutturmasına. Orada Diana Renekton kapışması var. O yalnız buraları kaybettiler. Uf. Ren Renekton. Köfte Renekton'u. Oy, oy oy Yine yine bu arada şey yok. Ne denir ona? Kamil burada ve şey yok. O Diana yine öldü bu arada. Yapabileceği hiçbir şey yok buna. Ya öldü öldü. Eyvah eyvah. Gwen anca şimdi geliyor. Bak bu oyun sakat ben size söyleyeyim. Bu oyun sıkıntılı ve hala Yasuo tarafında oynuyor Diana mesela. Bu konuda inatlı, inatçı çünkü yapabileceği hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok derken yani en mantıklısı bu ve bu adam bunu forsluyor fark etti. Seni zorluyor yani. Mesela Rakan da geliyor. Ezreal'ı salmış Rakan. Dümdüz beraber oynuyorlar. Ma gayet mantıklı bence. Oo güzel. Galio da sürekli. Oğlum oyun şu an yemin ederim sanki turnuva maçı ha. SKT ile Dammon oynuyor sanki. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Rakan nerede? Galio orada. Zekner nerede? Diana orada. Bir tek Kamil şu an bir tık o hareketlenmelerde fark yaratıyor. Ve Kayisanın farmına bakın. Ezreal'ın farmına bakın. O konuda da Dikkat çekiyorum sizlere. Diana orman kamplarında dönmeye devam ediyor ama Diana'nın o gelişimi biraz yavaşladı. Bunu fark etmişsinizdir. Çünkü üst üste iki kere falan öldü. O hani temposunu kaybetti. Artık böyle hani ormanda falan inanılmaz bir fark yok. Hatta seviyede Zek şu an öne geçmiş. Öyle diyebilirim size. Yani şu an biraz Diana'nın işi zor. Bakın. Kamile bakın. Takımı Herald alırken Kamile bak. Adam kule altı duruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum tekli dereceli mi? Dünya şampiyonası finali mi oynuyorsun? Hayırdır sen? Direkt ona agresif oynuyor. Yasuo'ya bak. Diana botla diye Yasuo'nun durduğu yere falan bak. İşte elo yani seviye bu. Şu an bizim Türkiye'de Yasuo da ölmüştü. Kamil de ölmüştü. Ya söyleyecek hiçbir şey yok bak. Yemin ederim bu her şeyi açıklıyor şu olay. Ve Diana çıktı. Bak kendini göstermiyor hala. Bak önemli. Önemli. Kendini hala göstermiyor. Diana hala göstermedi kendini. Ormana mı girecek şu an rakip? Aynen Öyle bak. Kendini göstermemesi falan inanılmaz güzel şeyler abi. Ah ah özeniyorum ya. Vallahi özeniyorum yemin ederim ya. Orman kamplarını aldı. Çünkü rakip takım onun kamplarını alacak büyük ihtimal zaten. Orta koridora şöyle bir yöneliyor ama burada yapabileceği büyük ihtimal çok bir şey yok. Ya söyle Ezreal ölü. Alameti de açtılar. Şu an bu tilt. Şu an bu tilt hareketi bu arada. Bak nerede görsem tanırım bu tilt hareketi. Bu tilt hareketi bilirim yani. Haberiniz olsun onu da dipnot olarak söyleyelim. Ama takımı gerçekten çok kötü. Bak hep hep diyordunuz ki bana kötü bir maçı analiz et. Alın size kötü maç. Valla kötü bir maçı analiz et diyordunuz. Alın size kötü maç. Aha. Güven, güven yasa o yalnız orayı yok ediyor Rakan'la beraber. E, Kamil geldi. Oy, Galio geliyor yalnız. Hmm, burası luz. Buradan sonra baron alabiliyorlar mı? Oy, oyun bir anda geldi mi yoksa? <laughs> Fena satış. Oyun bir anda geliyor, baron geldi. Blue'yu falan da alacak mı? Blue'yu güvene veriyor. Oo şu an mesela o zek inanılmaz güçlü biliyor musunuz? Şu an takımınızda Diana mı istersiniz zek mi? Ben zeki isterim. Oo bir dakika Diana'yı isterim. Rabadon bitti. Bu arada şunu da söyleyeyim. Zonya falan almadı fark ettiyseniz. Şu an sadece tek amacı hasar vurmak. Geri kalan hiçbir şey umurunda değil resmen. 13. seviyede oldu. Bakın yine Yasuo ile bak. Bunlar tesadüf değil. Yine Yasuo ile beraber gidiyorlar. Ve burada E basıp ultiyi basıyor. Direkt orada Kamil'i öldürebilecekler mi? Ay kaçıyor mu lan o? <laughs> kaçtı. Vallahi kaçtı adam. Ve ultisi yok şu an. E ee, bu oyun bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda şu an o Ezreal falan baksana Kaysa'ya falan. Çok güçlü değil mi Kaysa? Zek, Renekton falan aha. Oy Rakan Kaysa'yı yakaladı. Galio ultisi geldi Gwen'e. Zek atlıyor yalnız Kaysa'yı nasıl koruyorlar? Of Zek ne kadar fazla hasar vuruyor. Oo, oy! Yasuo'dan iyi bir ulti. Oğlum kimse ölmüyor lan ne oluyor? Oy 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 Oğlum takım savaşına bak. Oğlum bu tekli dereceli mi? Emin miyiz? Of. Hamil ne kadar çok vurdu. Oy oy. Ölmediler lan. Oy çok fena girdiler ha. Zek çok iyi oynadı orayı. Adama bak yam yam ya. Direkt nasıl karşı ormana giriyor farkında mısınız? Adamın direkt umurunda değil ha. Bak 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 bak. Bak adamın direkt bak oyunda yok oymuş buymuş falan umurunda değil. Bak tüm orman kaplarını aldı. Görüyor musunuz? Çıkacak şimdi üst koridoru ittirecek. Bu iş böyle abi. Bu oyun böyle oynanıyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Play'i de mi alıyor yoksa? Vallahi aldı. Al işte. Görüyor musunuz? Bu çok bak. Bu inanılmaz önemli işte az önce yaptığı şey. Aha. Kamil. Oy ya aşağı Kamil, Kamil abarttı. 15. seviye olacak şu an. Gerideyken bir anda şey oldu. Kozmik Driver bitti. Şimdi Zonya almayıp Kozmik Driver almasının en büyük sebebi Şimdi W'ları mobilyaları sürekli resetleyip resetleyip oynayacak. Bu, bu arada ben bu build'i ilk defa görüyorum. Açık ve söyleyeyim. Kozmik Driver'la sürekli fight atmak istediğini anlayabiliyoruz. Hmm, bu inhibitor gidecek. Oyun mu bitti lan? Yoksa. Bak burada inhibitörü salmak en mantıklı şey arkadaşlar. Hani buraya gidip Diana ölse atıyorum takım arkadaşları doğduğu zaman Diana'sız adamlar oyunu bile bitirebilir. O yüzden Diana ölmüyor. İnibitörü salıyor. Her türlü daha mantıklı hareket. Yalnız maçtaki takım savaşları acayip hoşuma gitti benim. Ciddi söylüyorum maçtaki takım savaşları bomba yani. Bu arada Diana 16 olmaya çalışıyor. 16'sı çok önemli Diana'nın. Aha. O masar yemiyor lan Zek. Allah sar yemiyor adam. Aha yakaladılar mı? Aa. Aha yakaladılar. Ama öldürtmüyorlar. Kayıs'a geldi. Yalnız Renekton da geldi. Orada güven... Oo, Rakan çok iyi nokap. Yasuo'dan çok iyi ulti. Kayıs'a vurmaya devam ediyor. Renekton orayı tanklar. Renekton orayı tanklar. Stopwatch da bastı. Ay yok lan Diana tek atıyor. Nasıl tanklayacak? Baron geliyor. Oğlum ne kadar iyi oynuyorlar ya. Baksana Ezreal bile hasar vuruyor. Burada Baron'u yine sol takım büyük ihtimal alacak. Gayet iyi abi. Yalnız rakip takım da 3. ejderi aldı. Alıyor daha doğrusu. Ejder Ejder ruhu olayına da getirdiler oyunu bakalım şimdi nasıl bir hani şu an mesela baron var seviyede falan öne geçtiler koruyucu meleği falan var Diana falan acayip güçlü şu an direkt gidip takım savaşı yapabilirler şu an üstüne dönüyor büyük ihtimalle Morello'yu bitecek derken iyi bitti 16. seviye şu an Sıcrası da geliyor tam tak takım savaşı istemelik durum şu an bu arada affetmez çok vurur Diana inanılmaz çok vurur. Bu takım savaşını çok merak ediyorum bu arada. Nasıl bir takım savaşı olacağını. Evet, orta koridoru ittiriyorlar. Rakibin orta koridorda inhibitörü var ama hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü baron güçlendirmesi zaten sol takımda. O yüzden çok da bir şey ifade etmiyor. Oy, güven ne kadar çok vuruyor. Oy oy oy. Şurayı yavaş izleyelim. Oy Diana flash attı. Hasarı hemen protobeltle orada Kaisa'ya da vurdurdu. Zek içeride Renekton içeri girdi. Ama o Renekton çok yaşayamayacak derken adam yaşadı valla. Ben ne desem tersi oluyor zaten ya. Bunu alıştım artık yani bu olaya. Şu an sol tarafta hani Gwen o takım savaşlarında o fight atarken sağ tarafta herkes yakıncı neredeyse. Galio yakıncı, Renekton yakıncı, Zek yakıncı, Camille yakıncı. Gwen o yüzden bayağı bir güçlü oluyor açıkçası. Diana da aslında bir nebze o, o yüzden güçlü oluyor. Oo yalnız Camille yakaladı. Orada direkt e, Gromp'u da almayı unutmadı Diana. Gromp'un da altınını kendi hanesine yazdırdı. 18 stack bir mejeyi orta koridora doğru şöyle bir gidiyor. Direkt E ulti yapabilirim bu arada. Hiç affetmeden direkt E ulti. Sıçrası yok ama olsun. Bir dakika Yasuo burada mı? Burada. Rakip takım tıpkı mavi taraf. Ne yapıyor lan? Niye Galio ulti attı? Oo Yasuo'dan iyi duvar. Yasuo'dan iyi duvar. Niye Galio ulti attı ya? Anlamadım ben. Oo ışından geliyor bir dakika. Ooo. Bu role bak. Aa. Renekton iyi tanklıyor da mümkün değil. Kamil çok iyi trolledi maçı. Bak koridoru kaybetti. Sonra takım arkadaşına yardım edip bir şeyler yaptı. Ama Kamil genel olarak oyunu çok fena trolledi. Ve bence ortada bir oyun. Ve hani bu maç böyle tam böyle oyuncuyu analiz etmek değil erken oyunda oyuncuyu analiz ettik sonrasında böyle keyifli bir maç izliyormuş gibi olduk zaten 31-31 bitti maç yani başlığa gelir mi 31-31 bitti diye. Neyse arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Valla ben çok keyif aldım maçtan. Kıçkırık içinde kusura bakmayın. Video çekemeyecektim yoksa bunu bekleseydim yetişmeyecekti video. Kusuruma bakmayın. Bence güzel bir maçtı. Um Umarım sizin de hoşunuza gider. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.